Evet sevgili dostlar, beraberliğimize başladık, devam edeceğiz. Bugün Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın misafirimiz, Marmara Üniversitesi, artık İlahiyat Fakültesi, tam girmeden önce konuşuyorduk. Atatürk Eğitim Fakültesi eğitim bölümünde öğretim üyesiydi ama şu an itibariyle İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi demek herhalde yanlış olmayacaktır. Hoş geldiniz. Ramazanınızı tebrik ediyoruz. Allah razı olsun sizin ve tüm seyircilerimizin de Ramazanlarına. Diyoruz. Hayırlı iftarlar diliyorum. İnşallah. Müsaade ederseniz her gün bir sorumuz var. Onu dostlarımızla paylaşayım. Ta ki hediyemiz ortada kalmasın. Diyanet'in bastığı Kur'an Yolu isimli 5 ciltlik tefsiri bugün de bir dostumuza hediye edeceğiz. Bir hafta boyunca aynı hediyeyi sizlere takdim edeceğiz. Önümüzdeki hafta artık yeni bir hediye olacak. Bugünkü sorumuz Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen sahabinin kim olduğuyla alakalı. Kur'an'da adı geçen, ismi geçen sahabi kimdir diyoruz. Sorunun doğru cevabını bize nasıl ulaştıracaksınız? Dost TV yazıyorsunuz. Arkasından doğru cevabı. Sonrasında kendi adınızı, soyadınızı ve bulunduğunuz şehri de ilave edip 38-34'e gönderiyorsunuz. Doğru cevap veren dostlarımız arasından birisi. İnşallah Kur'an Yolu isimli 5 ciltlik tefsiri kazanmış olacak. Tekrarlıyorum hemen sorumuzu. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen sahabi kimdir? Dost TV yazıp arkasından doğru cevabı, kendi adınızı, soyadınızı, şehrinizle yazarak 38-34'e gönderiyorsunuz. Ankara'nın iftar vaktine kadar mesajlar alınacak ve inşallah içinden birisi yine daha önce olduğu gibi seçilecek. Diye hatırlatayım. İnşallah ara ara hatırlatacağım. Arkadaşlar da alt yazı olarak, KC olarak inşallah size hatırlatmış olacaklar. Evet, bir iftar programında olduğumuza, Ramazan'da olduğumuza göre, siz de eğitimci, ilahiyatçı ve eğitimci olduğunuza göre konu aşağı yukarı şekilleniyor sanki. Ama özellikle sizin hani çalışma alanınız daha çok değerler eğitimi, çocuk eğitimi, çocuklara ibadet ve ahlak eğitimi, öğretimi, buna dair daha çok çalışıyorsunuz. Bunun dışında aile içi iletişim, gelin kaynana meseleleriyle de ilgili konferanslarınız, söyleşileriniz, sunularınız var. Dolayısıyla biz aile ile başlayalım. Arkasından özellikle çocuk ve çocuklara Ramazan'da İbadet eğitimi, değer eğitimi nasıl verilir, nasıl kazandırılabilir? Onunla devam edelim. Ramazan ayının en güzel yönlerinden bir tanesi, hiç şüphesiz aile içi iletişime katkısı. İsterseniz oradan başlayalım. Hangi Tabii. boyutları ön plana çıkıyor, sizin gözlemleriniz nedir? Ben öncelikle sizin açılışta verdiğiniz, Efendimizin tavsiye ettiği zikri tamamlamak istiyorum. Başka bir hadis-i şerifte ona estağfurullah'ı da ekliyor. Subhanallahil azim ve bihamdihi estağfurullah. Ben sınıfta dikkat çekmek için bir eşittir dört. Nedir biliyor musunuz? Böyle dikkat çekiyorum. Nedir, nasıldır bir eşittir? Bir cümle söylüyorsunuz ama dört şeyi birden söylüyorsunuz. Bir eşittir dört. Evet. Subhanallahil azim ve bihamdihi estağfurullah dediğiniz zaman Subhanallah ve bihamd, hamd ediyorsunuz. Subhanallah azim, azim Allah'ı azametine anıyorsunuz, hamd ediyorsunuz ve bir de estağfurullah ekliyorsunuz. Efendimiz bunu çok yaparmış. Hem tesbih var, hem hamd var, hem istiğfar var, hem tekbir tazim var, tazim var, daha doğrusu. Dördü birden var. Dolayısıyla bunu tekrar etmiş olalım. Subhanallah azim ve bihamdihi estağfurullah. Bir daha söyleyelim hocam. Subhanallahil azim ve bihamdihi estağfurullah. Estağfurullah. Evet, Ramazan kutlu mübarek bir gün. Cenab-ı Allah hayırlara vesile kılar inşallah diyoruz. Ama hayırlara vesile kılması için biz de gereğini yapalım. Biz de hazır olalım, evet, değil mi? Ramazan, oruç var, efendim teravih var, Kur'an var, yardımlaşma var, hepsinin beraber var. Ben yıllar önce burada Ankara Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yaparken öğrencilerime orucu anlatırken şundan çok orucu nasıl anlatayım diye düşündüğüm zaman orucun en büyük dikkat çeken yönü yalnızlığa çözüm olması diye aklıma gelmişti. Yani yalnızlığa çözüm olması. Evet. Nasıl?
Çünkü birlikte yapıyorsunuz Ramazan'la birlikte, özellikle oruçta tek başına değil, ailecek beraber yapıyorsunuz. Son yıllarda aileyle ilgili sorunların olduğu ifade ediliyor. Gerçekten de ailelerde kopukluklar başladı. Evlerimiz otel gibi olmaya başladı. Aile birbirinden kopuk yaşamaya başladı. Evet. Herkes kendi odasına çekildi. Sabah kahvaltı doğrusu yapılmıyor. Yapılsa da ayrı ayrı yapılıyor. Aynı saatte çoğunlukla olmayabiliyor. Dolayısıyla aile olarak bir araya gelme imkanımız gittikçe azaldı birçok ailede. Hepsinde öyle değilse bile. Şehirleşmenin getirdiği bir sonuç olduğu gibi biraz da olaya bakış açımızdan kaynaklanıyor bu. İşte bu Ramazan aile içi iletişimimize bir olumlu fırsat olabilir. Biz Ramazan dolayısıyla sahurda büyük ölçüde istisnalar dışında bir araya geliyoruz. Ailecek. İftarda da yine bir araya geliyoruz. Aile artı çevre de evet, oluyor. Sadece aileyle sınırlı kalmıyor. Bunun için aile için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok araştırmalar da ortaya koymuş ki en mutlu aileler en çok bir arada sevinç ve üzüntülerini yaşayan ailelerdir. Çünkü biz Türkçe'de hem ev hem yuva kelimesini kullanıyoruz. Evet. Ev deyince daha çok binalarımız akla geliyor. Taş, işte beton arma neyse. Ama yuva deyince bir manevi sıcaklık var. Ailelerin kaldığı yerlere biz yuva diyoruz. Yuvalarımız da evleri yuva yapan da sevinç ve üzüntüleri paylaşma özelliğidir. Ama gittikçe evlerimiz biraz otele dönmeye başladı. Evde bir iki tane televizyonumuz oldu. İşte bir televizyon var, annemiz mutfakta dizi seyrediyor. Öbür bilgisayarda oğlumuz oyun oynuyor bir odada. Diğer odada kızımız kendi başına müzik dinliyor. Salondaki yerde de baba haber seyrediyor ya da futbol, spor seyrediyor. İnsanlar birbirinden kopuk olarak yaşamaya başladı. Ama hiç olmazsa Ramazan'da en az sahurda bir araya geliyoruz. İftarda da bir araya gelelim. Ramazan'ı yaşamak için özel gayret edelim. Çocuklarımız yaşasın. Çevremizdeki insanlar yaşasın. Arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız yaşasın. Bunun için Ramazan'a fırsat bilelim. Evet. Zaten Efendimizin de teşvikleri var. İşte bir hurmayla da olsa oruç açtırmanın, iftar ettirmenin sevabı, faziletleri var. İşte bir kişiye iftar verenin sevabı aynen aldığına dair güzel müjdeler var. Bütün bunları düşünerek iftarlarımızı çoğaltalım. Ben hanımlarımızdan özellikle rica ediyorum. Hanımlarımız gerçekten Ramazan boyunca çok yoruluyorlar, çok fedakarlık yapıyorlar. İftarlarını, sahurlarını ellerinden geldiği kadar süslüyorlar. Bunlara ortak edelim. Suyunu biraz fazla koy diyor Efendimiz. Komşunu da ikram et. Komşularımızı çağıralım. Arkadaşlarımızı çağıralım. Akrabalarımızı çağıralım. Burada hanımlardan özellikle rica ediyorum. Fazla abartmayalım. Çünkü bayağı bunu çok abartarak zorlanıyorlar. Evet, dolayısıyla da hem israf noktasına israfta edilebiliyor. Bir de ister istemez zorlanıyor yani hazırlıkta. Ve bu nedenle de ikinci, üçüncüyü fazla yapmakta zorlanıyor. Halbuki aileler bir araya gelsin. Nasıl olsa iyi kötü bir şeyler hazırlanıyor. Yani iftarda da böyle çok büyük şeye de gerek kalmıyor insan bir müddet sonra. Evet, artık aslında. Yani sofra konulan şeylerin herhalde onda biri ancak yeniyor ya onda ikisi. Onun için ben hanımlardan rica ediyorum lütfen fazla abartmayalım. Önce akrabalarımızla bir araya gelelim. Büyük şehirlerde olanlar, hiç bir araya gelmeyen apartman komşuları bir araya gelsinler. Yakın akrabalar bir araya gelsinler. Ayrıca bu iftarların iki amacı var. İki işlevi var.
Birisi fakiri doyurmak, gerçekten bu Ramazan'ı fırsatlayarak iftar ettirmek, bu vesileyle karnını doyurmak. İkincisi de dostların, akrabaların bir araya gelmesini sağlamak. Her ikisi için de iftarlar hazırlayalım. Dostlarımızı, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı iftara çağıralım, onlara gidelim. Ama bir defa, iki defa artık ne yapabilirsek bizden daha aşağıda olan kişileri iftara ya çağıralım, gerekiyorsa onların evine gidelim. Bu aile açısından, iletişim açısından çok önemli. Çünkü ülkemizde gerçekten gittikçe bir refah seviyesi artıyor. Evet. Ama buna rağmen zorluk çeken ailelerimiz de çok. Evine hiç et kirmeyen ya da yılda bir iki defa kurbanla giren ailelerimiz var. Onları çağıralım ya da bizzat gidelim, onların evinde yapalım. Bir de yeni nesil bir kısmı hiç sıkıntı çekmedi, sıkıntı görmedi. Dolayısıyla hayatı hep toz pembe görüyorlar. Halbuki toplum içinde çok çeşitli insanlar var. Bu vesileyle gitsinler, çok mahrumiyet içerisinde yaşayan evlerde, ailelerde konuk olsunlar, şeylerini götürsünler, iftarlıklarını götürsünler, hatta sadakalarını, zekatlarını verecekler, bu vesileyle versinler, çocuklar da bunu görsünler. Bunlar, bu söylediğin şeyler, evet, özellikle küçük yerlerde insanların birbirini tanıması daha mümkün olduğu için belki daha kolay, ama büyük şehirlerde zannediyorum o açıdan da hani böyle yapmak isteyen insanlar için de başka bir zorluk var. Tanımıyor. Yani diyeyim, tanıdığı insanların işte, çoğu diyelim. Ben zaten özellikle büyük şehirdekilere bunu vurguluyorum ki büyük şehirde artık apartmanların içine kapandık. Kimsenin kimseden haberi yok. Yani biz bir yıldır bir yerde oturuyoruz. Ancak bir komşuyla irtibat kurabildik. Bir sefer bayramda inatlaştık, böyle tek tek kapıyı çalalım dedik. İçeri almayanlar oldu. Yani ama ısrarcı olmak lazım. Israrcı olduk. İşte biz de diyoruz ki bu Ramazan vesile olsun. Birimiz fedakarlık yapalım. Böyle ucundan kıyısından bir merhabalaştığımızdan davet edelim. Veya görüşmediğimiz arkadaşlarımızı, akrabalarımızı çağıralım, buna vesile kılsınlar. Bir de Ramazan'ın gelişini de ev halkı haberdar olsun. Çocuklar özellikle çok haberdar olsun. Coşkusunu hissetsin. Efendim ne güzel geldi Ramazan, oh hoş geldi. Ya işte nerede geldi, yaz günü de sıcakta zaten bayağı da zorlanıyoruz da falan. Bu tam bu söylediğin şeyi biraz, evet, isterseniz işleyelim. Çünkü belli bir hassasiyet taşımayan insanlar veya hatta basın veya medyanın bir kısmı sürekli sıcak, hava çok sıcak, mevsim normallerinin üzerinde. Yani böyle zor, oruç tutmak çok zor. Eskiden daha kolaydı, şimdi bu sıcaklarda nasıl tutulur? Yani insanların hassasiyetini törpüleyecek, alttan alta, yani doğrudan bunu hedeflemese bile insanı böyle bir duygu uyandıracak bir şey hissediyorum. Yani evet, bir zorluk var ama Kur'an'da hepimizin bildiği ayet var. Yani zorluktan tabii, tabii, hemen sonra kolaylık. Zorlukla birlikte kolaylık var. Rahmet, zahmet ilişkisi var. Yani bu konuda olumsuz, menfi havanın etkisinden bilinçli olarak kendimizi kurtarmamız veya o konuda bir rafine yapmamız lazım. Tabii, bir düşünce olarak olduğu gibi bunu fiilen de göstermek durumundayız. Şimdi Cenab-ı Allah herhalde bunu bir hikmete binaen böyle yapmıştır. Evet. Hep kışın olsaydı ne güzel, ama şimdi zor olduğunu kabul ediyoruz. 30 küsur yılda, evet, bütün yılı dolaşıyor. Çalışanlar, hı-hı, açısından çok zor. İşte Ramazan'ı çevremize yaşatalım, o coşkuyu hissettin derse, aynı zamanda biz işverenlere de, amir durumda olanlara da diyoruz ki bu Ramazan'ı hissetsin çevreniz. Neyle hissetsin? Bir, sizin güler yüzünüzle, bir sevincinizi görsün. İş şartlarında kolaylıkla, evet, mümkün. Bir de ikinci olarak fiili olarak iş yerlerinde eğer çok iş aksatmayacaksa erken şey yapalım, erken başlayalım, erken ya da geç gelsin vesaire. Gerçekten de zor. Yani 11-11.30 gibi teravihden çıkıyoruz. Yatacak, tekrar sahura kalkacak, gidecek, tekrar gündüz
güneşin altında çalışacak. Mümkün olduğu kadar işte bunun saatlerini erken alalım vesaire yapalım. Burada Ramazan'ın geldiğini hissettirelim. Şimdi burada iki durum olabilir. Diyelim ki bizim halimiz vaktimiz yerinde, dini bir kimliğimiz de var. Bunu yaşatmak istiyoruz. Amir durumundayız, işveren durumundayız. Bunu işçilerimize yansıtalım. Yani bir Ramazan oldu ya, evet desinler ve Ramazan'ın farkını yaşasınlar. Tersi de olabilir. Cenab-ı Allah çeşitli şekillerde bizi sınayabilir, çeşitli şekillerde imtihanımız olabilir. Diyelim ki bir yerde çalışıyor olabiliriz ama çalıştığımız yerde oruca çok hassas olmayabilirler. Biz de biraz daha gayret edelim. Ramazan geldi, daha canlı olmaya çalışalım. Yani Ramazan'ı bahane edip işimizi aksatmayalım. Elbette tabii Ramazan manevi duyguları yaşamak ayıdır. Ama diyelim ki Ramazan'a çok duyarlı, hassas olmayan bir ortamda dinçliği yapıp Ramazan coşkusunu göstermek de bir zikirdir, bir sadakadır, ibadettir. Meşhur bildiğimiz bir hadis-i şerif var. İşte bir takım sahabeler geliyor Efendimiz'e, diyorlar ki ya Resulallah, zenginler var, paraları var, malları var, zekat veriyorlar, sadaka veriyorlar, sevap kazanıyorlar, gençler var, güçlüler, kuvvetliler, onlar da cihada gidiyorlar, Allah yolunda çalışıyorlar, sevap kazanıyor, bizim malımız paramız da yok, gücümüz de yok, biz ne yapacağız deyince Müslümanlara yardım edin ve güler yüz gösterin diyor. Meşhur bir sözdür. Her yer güler yüz göstermek sadakadır, tebessüm sadakadır. Her yerde gülünmez ama her yerde gülümsenebilir, tebessüm edebilir. Onun için güler yüzlü olalım. Güler yüzlü olmak bile sadakadır. Sadakadır. Selamlaşmak sadakadır. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı selamı yaymayı Ramazan'ın ana konusu olarak ifade etmiş. Dolayısıyla selam vermek de bir ibadettir. Bazen toplumumuzda gerçekten suratımız da oruç tutmuyor. Yani. Halbuki oruç, bütün azalarımız oruç tutacak. Yani bütün kötülüklerden alıkoyduğumuz gibi yüzümüzde güler yüzlü olacağız. Her yerde gülünmez ama her yerde gülümsenir dedik. Gerçekten üzgün de olsak gülümseyebiliriz. Efendim, cenazede bile olsak bir tebessüm edebiliriz. Ben diyorum ki gülelim böyle, tebessüm edelim. Mayıs ayındaydı galiba, Bosna'ya gitmiştik oraları gezerken. Oturdum böyle dinlenirken bir ırmağın kenarında herkes poz veriyor. Ve özellikle gülümsemeye, tebessüm etmeye özen gösteriyor. Ve o günden bu yana diyorum ki seminerlerimde, konuşmalarımda poz veriyormuş gibi olalım. Güler yüzlü olalım. Hanımlarımız, beylerimiz güler yüzlü olsun. Bunu spesifikleştirelim efendim, açalım. Beyler hanımlarına karşı güler yüzlü olsun. Çocuklarına güler yüzlü olsun. İş arkadaşlarına güler yüzlü olsun. Hanımlar kocalarına karşı güler yüzlü olsun. Yani bu oruç yaklaşmayanın fazla denilen bir insan olmamak lazım. Evet, aynen yani. Efendim, daha da böyle somutlaştıralım. gelinler kaynanalarına güler yüzlü olsun. Kaynanalar gelinlerine güler yüzlü olsun. Anneler babalar çocuklarına güler yüzlü olsun. Çocuklar annelerine babalarına güler yüzlü olsun. Bunun Allah rızası için. Surat asmasın. Değil mi? Surat asmasın. Suratsız olmayalım. Hani suratsız insanlar var ya, böyle suratından şer akıyor falan diye. Suratından düşen bir parça. Efendimizin öyle müjdesi de var biliyorsunuz. Yüzüne baktığı zaman Allah'ı hatırlatan insan çok olmak hakikaten çok önemli. Ramazan bunlara vesile kılsın. Doğru, tabii kişilik yapısı bazı insanlar ne bileyim az gülüyor, somutkan oluyor. Ama şey yapalım, özen gösterelim bunlara. Zorlayalım kendimizi. Hani hadis-i şerifte Kur'an okurken ağlayın. Evet, ağlama konusunda olan şeyi biz gülmekte de yapalım. Herkese güler yüz gösterelim. Ramazan'ı bunlara vesile kılalım. İnşallah. Yine Ramazan'ı bir arada yaşamak için bir evde konuşup toplantı yapabiliriz. Ne yapalım? Nereye gidelim?
İşte teravihi nerede kılalım, hep aynı camide mi kılalım yoksa bir iki camiye mi gidelim, birlikte konuşulsun. Çünkü gerçekten bugün aileler bir araya gelip konuşamıyorlar. Mümkünse değişik camilere gidebiliriz. Zekat sadaka vereceksek bunu çocuğumuz görsün. İşte zekat vereceğiz. Bugün hep beraber hesap edelim falan. Onlar adına verdiğimizi de fitreyi değil mi? Bizzat hanımına, çocuklarına göstersin. Çocuk da böylece veriliyormuş, zekat veriliyormuş, bizzat yaşayarak öğrensin. Çünkü en önemli şey insanlar duyduklarından değil, gördüklerinden etkilenir. Hele de çocuklar değil hele mi? Hele hele çocuklar. Örnek evet, olma kesinlikle. Açısından. Onun için evlenirken anasına bak, kızını al diyorlar. Anne babaya çekmiş, aynı anası gibi, aynı babası gibi diyoruz. Niye? Ne varsa onu görüyorlar. Bunu anlatmak üzere zaten bir İslam alimi de diyor ki, bir kadınla erkek evlenmeye başladığı zaman, evlenmeye karar verdiği an diyor, çocuğun eğitimi bitmiştir diyor. Çünkü nasıl salar çocuğu da öyle yetiştirecekler. Evet, evet. Evet hocam, bir ara verelim. Bir dizi tavsiyelerde bulundu hocamız. İsterseniz biraz ona devam edelim. Hem iftar ve sahurda bir araya gelmeyi önemsediğinizi ifade ettiniz. Ama onunla sınırlı kalmamak, özellikle dost, yakın, akraba, konu, komşu, onların ihtiyacını hem karşılamak hem de dostluğu paylaşmayı geliştirme adına bir araya gelmek ki burada hanımlara tavsiyenizle tekrar altını çizelim. Çok fazla tekellüfe gerek yok, külfete gerek yok. Kolaylaştırarak davetleri, çağıracaklarımızı belki zenginleştirelim. Yani zenginleştireceksek hani sofrada zaten Ramazan'ın bir fıtri bereketi oluyor. Yani ayrıca bir şey sanki yapmaya gerek kalmadan. Ama bunu hafif tutarsak yoğunluğu işin o mana tarafına herhalde vermek daha anlamlı. Yani gerekirse yardımlaşalım. Yani hanımlar birbiriyle yardımlaşsın. Veya hazır şeyler de alalım ama iftarları artıralım. Yani benim söylemek istediğim o şey. Şimdi aile içi iletişimde gerçekten çok sorunlarımız var. Günümüzde gerçekten aileler birbirinden kopuk yaşıyorlar. Ben seminerlerimde diyorum ki sabah kahvaltı yapabiliyorsanız ne kadar çok birlikte o kadar şeysiniz, iyi ailesiniz, o kadar mutluluğunuza katkıda bulunuyorsunuz. Hele akşam da bir araya gelebiliyorsunuz, o kadar çok iyi. Ve şu örneği veriyorum, ben sabahleyin mutlaka kahvaltı yaparak giderim ve birlikte yaparız. Hatta bir ara ben kahvaltıyı ikiye bölüyordum. Çünkü oğlumuz erken gidiyordu servise yetişmek için. Onunla kahvaltının yarısını yapıyorduk annesiyi. Ben tam oğlan, doyurmadan. Sonra kız kalkıyordu. Şimdi kızla beraber yarısını da tamamlıyorduk. Şimdi oğlan tabii üniversiteye gidince kızla beraber kaldık ama o da mesela kışın bizim 6:45-6:50 gibi evden çıkıyordu. Hı hı. Dolayısıyla biz 6 çeyrek geçe falan kahvaltıya oturuyorduk. Cumartesi de 8 civarında kahvaltı yapıyoruz. Mutlaka kahvaltı yapmak çok önemli bir şey. Evet. Ailelere mutlaka diyorum ki mutlaka kahvaltı yaptırırım. Yine aile içi iletişimde hocam sözünüzü kesiyorum ama kahvaltıyı beraber yapmak zaten başlı başına iletişimi sağlıyor. Bir de hani kahvaltı sırasında veya akşam yemeği ise yemek sırasında, Ramazan'daysa iftarlarda ve sahurlardaki konuşma, sohbet tabii de herhalde önemli. Yani kesinlikle. Ne konuşuluyor o arada, yani yemek yerken usulünce bir takım şeylerin de konuşuluyor olması o birlikteliğe taçlandıran bir şey herhalde. Ona da dikkat etmek lazım. Öyle lalet dahin veya işte bir takım problemleri yemek sırasında gündeme getirip de sevimsizleşmek gibi bir duruma da düşmemek lazım herhalde. Hayır, gerekirse öyle de olsun. Çünkü konuşamamak da ayrı bir problem. Ya bugün, konuşamamaya kıyaslı öyle de. Yani şimdi bugün karı koca arasındaki ya da anne babayla çocuk arasındaki iletişim o kadar
aşırı ki hocam, konuşamıyorlar. Yani insanlar hep içine atıyor. Aynı Batı toplumunda olduğu, gittikçe psikolog ve psikiyatr çok iş kalıyor. Devreye onlar giriyor. Halbuki ağız tadıyla kavga bile edemez olduk. Yani neredeyse. Gerektiğinde tabii kavga etmeyelim ama olsun, sorunlarımız da olsa hiç olmazsa konuşalım, ama dediğiniz gibi tatlı tatlı konuşmak daha önemli. Biraz önce televizyondan bahsettik, işte evde 4 tane televizyon var. Ben bunu önlemek için diyorum ki kesinlikle evimizde ikinci bir televizyon almayalım. Bir tane televizyonumuz olsun, orta yerde olsun, ya günlük odada olacaksa, ya da salonda otursun. O da olacaksa, değil mi? Ha, olacaksa tabii. Evet. Şimdi televizyonun problemi ne burada? Televizyon olmasın demek ki olmaz. Zaten bizi seyrediyorsa televizyonlar vardır da. İkincisi, üçüncüsü olmasın. Efendim, kavga çıkıyorlar, varsın çıksın, ama en azından paylaşmayı öğrenelim. Herkes hangi televizyon ne zaman seyredeceğini bilsin. Ama sonunda bir araya gelmeyi bilsin. Çünkü herkes ayrı telden çaldığı zaman iletişim kopuyor. Tek televizyonumuz olsun. Yine aynı şekilde evimizde eğer üniversitede okuyan öğrencimiz yoksa ikinci bir bilgisayarımız da olmasın. Bir tane, o da aileleri parçalıyor. Kesinlikle. Bir tek bilgisayarımız olsun ve orta yerde olsun. Evet, yani herkes şeffaf bir şekilde kim nereye gidiyor, ne yapıyor bilgisayarda, internette nereye giriyor bilsin. Hanımlar, kocaların nereye girdiklerini, çıktıklarını, erkekler hanımların nereye girdik çıktığını, anneler babalar çocukların ne iş yaptıklarını, hangi programlara girdiklerini, oyunlar oynadıklarını seyretsinler. Bir tane olsun. Üniversitede varsa tabii, üniversitede çocuğun ayrı şeyi olabilir, ama evimizde bir tane bilgisayar olması çok önemli. Yani ne kadar birlikte bir şey yapabiliyorsak o kadar iyi. Birlikte karar verip televizyonu kapatıp kitap okuyabiliyorsak, Kur'an okuyabiliyorsak ya da bir dost ziyaretine gidebiliyorsak, o asıl işte aile, o zaman olmuş oluyoruz. Yani ne kadar birlikteliğimiz artarsa o kadar çok önemli. Ailede tabii insanlar hepsi karşı taraftan bekliyorlar. Evet. Şimdi erkekleri konuşturduğum zaman işte güler yüzlü olsun hanım, konuşkan olsun, şey yapsın, iyi olsun, iyi davransın, fedakarlık yapsın. Peki sen yapabiliyor musun? Yani beklediğimiz şeylerin nasıl bir insanız, ne kadar ne yapıyoruz? Evet, nasıl bir insanız diye soruyorum ben. Allah gecinden versin. Yarın öldüğümüz zaman arkamızda ne diyecekler? Efendim, Ayşe teyze, Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı, güler yüzlüydü, merhametliydi, şefkatliydi, yardımseverdi, fedakardı, herkese iyilik severdi diye anılmak var. Bir de öldü de kurtulduk. Öldü de kurtulduk efendim. Yani rahmetli deyip onlar iyiydi ama işte ama falan. Suratsızın tekiydi. Bağırırdı, çağırırdı, köpürürdü, hemen kızardı her şeye. Gönül kırardı. Evet. Şimdi insanlar peygamberimizin sünnetlerini yapmaya çalışıyorlar. Çok güzel. Ama peygamberimizin bu sünnetlerini de yapalım. Peygamberimiz eşlerine en lütufkardı, en merhametli, en şefkatli davranırdı. Güler yüzlü davranırdı. Bir hadis-i şerifte peygamber efendimiz buyuruyor ki müminin dünyadaki cenneti evidir, evet, ailesidir, yuvasıdır. Cennet Müslümanlar için çok ideal bir yer. Hepimiz cennete girmek için uğraşıyoruz. Bu kadar fedakarlıklara katlanıyoruz. İşte Peygamber Efendimiz de dünyadaki cenneti bize adres olarak gösterir. O da yuva. O zaman cennette yaşıyormuş gibi yaşamamız lazım. Cennette kavga dövüş olur mu? Veya efendim, Peygamberimizi hiçbir hayal ediyor muyuz? Bağıran, çağıran, köpüren veya elinde sopa olan, yani Peygamber Efendimiz hiçbir hanımı, hiçbir çocuğu, herhangi birisini savaş dışında herhangi bir şekilde sert davranmamış, dövmemiş. Şimdi hem onun ümmetinden olmaya, hem ona örnek olmaya çalışıyoruz.
Peygamberimiz sünnetlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bir elimizde sopa, efendim namaza zorla götürüyoruz. Efendim bağırış, çağırış, kavga dövüş olmuyor işte. Böyle peygamberimize ümmet olmaz. Yani orada bir bütünlüğü yakalamak lazım. Evet. Konuşurken mesela teravih namazına diyelim ki onu kılmaya gösterdiği hassasiyeti, oruç tutmaya gösterdiği hassasiyeti, güler yüzü olmaya, insan ilişkilerini, özellikle de işte eşi, çocukları, annesi, babası, yakınları başta olmak üzere insan ilişkilerinde de Hazreti Peygamber'in bir sünneti olduğunu. Tabii. Ve bunun bunun da aynı zamanda o niyetle yapılırsa ibadet olduğunu, o konuda da bir kararlılık göstermek gerektiğini bazen insan ıskalayabiliyor. Yani bu bütünü yakalamak gerekiyor. Tabii, tabii, kesinlikle. Şimdi Efendimiz Hazreti Fatma'nın evine gelip yani ölünceye kadar namaza kaldırdığını biliyoruz. Ama herhalde bağırıp çağırarak elinde sopayla yapmadı. Evet. Çocuklarımızı teravihlere götürelim. Ailecek, kız erkek demeden yani gidebilen herkes teravihe gitsinler. Hele küçük çocuklar varken yolumuzu gelirken manava veya bakkala yapalım. İşte dondurmadır, meyvedir. Küçük teşvikler, tatlılardır, şekerlerdir. Çocuk bir şey yaşasın. Varsa efendim şimdi belediyelerimizin programları var. Onlara da gidilebilir. Çünkü hani Ramazan'ı bir şekilde yaşasın. Şimdi Ramazan'ı yaşatan şeylerden bir tanesi de mesela davuldur. Bazen şöyle aklımızdan geçiyor. Ya şimdi artık davula ihtiyaç mı kaldı? Doğru. Yani davulla artık kalkan erkek kalmadı ama onun bir sembolik değeri var. Davul devam etsin. Biz yine saatimizi, telefonumuzu kuralım. Çalsın. Biz ayarladığımız saatlerde kalkalım ama davulun bazı değerlerde süre gelsin yani. Süre muhafaza gelsin. Edelim. Evet. Davullar devam etsin. Yani bir Ramazan şenliği olsun. Ramazan'ın yaşandığını görsün. Bunun dışında ülkemizde zekatı Ramazan'da verme alışkanlığı var. Bu da güzel bir alışkanlık. Hem de bir kendi kendine takvim belirlemiş oluyor aileler. Bunu verirken aile bireylerin hepsi görsün. Hesabını birlikte yapsınlar. Gerekirse çocuğa bizzat kendisini verdirelim. Bu verme alışkanlığını kazanmak çok önemli bir şeydir. Ve ailede olur. Eskiden kapıya gelen dilenciye çocukla gönderilermiş şeyi, sadakayı. Bunun verme ikisi, ahlakı gelişsin. Evet, iki sebebi var. Birisi verme ahlakı gelişsin. Diğeri de dilenci utanmasın. Bu kadar nezaketle yardım yapılırmış. Minnet altında hissetmesin. Bu yardıma alışmak tabii kolay bir iş değil. Cenab-ı Allah önce maldan sonra candan fedakarlık yapmamızı istiyor. Bir İslam büyüğü şöyle yaparmış. Çocukları ve torunları akşam gelip baba, dede bu akşam işte 50 kuruş ya da harçlığından 1 lira arkadaşıma verdim dedim. Oo, ne güzel yaptın. Al iki katı diye iki katı harçlık verilmiş. Çocuk bu zevki yaşasın diye. Yine bir başka İslam, bu söylediklerim çağdaş İslam alimlerinden. Birisi de böyle cimriliğiyle bilinen, vermekte zorlanan arkadaşlarına, dostlarına şöyle dermiş. Ya Ali Efendi, şu parayı işte Ahmet Efendi'ye gönderiversen, götürüversen diye böyle verme alışkanlığını kazansın. Önce başkasının, sonra belki kendisinin de yapmak malından kolay değil. Çocuklara bunu da yaşatmak lazım. Şimdi bazen işte kampanyalara katılıyorlar. İşte ya bu kampanya yerine ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu falan filan. Tamam, verirken bunları dikkate alalım ama özellikle çocuklar için hiç şey yapmayalım. Engel olmayalım. Geçen yıl işte bizim hanım, bizim kız dedi ki baba şuraya yardım edeceğim. Hay hay dedim, yapalım. Yani o yardım oraya gider mi gitmez mi diye düşünmedim. Önemli olan bizim çocuğun o
vermeye alışkanlığını kazanması. Çünkü bazı duygular değil, belki duyguların hepsi yaşanarak öğreniliyor. Yaşamazsanız Gelişmiyor. İnsan fırsatlar oluşturmak gerekiyor. İşte bu merhamet de böyledir, verme duygusu da böyledir, yardım etme duygusu da böyledir. Hepsi böyledir. Yani. Hocam sizi bir soluklandırayım. Bu arada sorumuzu ben hatırlatayım. Bugün SMS sorumuz efendim. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen sahabi kimdir şeklinde. Sorumuzun cevabını biliyorsanız hemen, bilmiyorsanız daha önce de bunu söyledim. Ben kısa bir araştırma yaparak da öğrenilebilir. Hem de bilgi olarak bir kazancımız olur. Ama bunun dışında doğru cevap veren dostlarımız arasından da birisine sefada gördüğünüz bu ilk cildi Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsirini 5 cilt olarak, set olarak inşallah hediye edeceğiz. Ramazan aynı zamanda Kur'an ayı ve Kur'an'ı anlama, Kur'an'ı okuma, Kur'an'ı anlama ve Kur'an'dan anladıklarımızla yaşama konusunda güzel bir başlangıç, basamak veya devam ediyorsa önemli bir katkı olabilir. Bunun için Dost TV yazıyorsunuz kısa mesaj yoluyla. Cevabı yazıyorsunuz arkasına, kendi adınızı, soyadınızı, bulunduğunuz şehri de ilave ederek 38-34'e gönderiyorsunuz. Hala yaklaşık bir 15-20 dakika daha gönderme vaktiniz var, Ankara'nın iftar vaktine kadar kısaca. Bunu tekrar hatırlatmış olayım. Evet, çocuklarımızın verme ahlakına sahip olması dedik. Bir de burada herhalde söylemiyoruz ama şey önemli, verirkenki bizim halimiz, tavrımız. Yani böyle bir yasak savar gibi mutsuz bir şekilde değil, sevinerek. Sanki onu kendimiz için ahirette bir yatırım gibi belki telakki ederek, en nihayetinde öyle olacak. Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Kimimize az vermiş, kimimize çok vermiş. İşte hali vakti yerinde olanlara merhamet duygusu vermiş. Zekatı farz kılmış, sadakayı istemiş. İnfak, Kur'an-ı Kerim'in önemli bir kavramı. Bütün bunlarla aslında toplumda farklı durumda, farklı konumda, farklı sınıfta olan insanların da kaynaşması arzunu olduğunu, kaynaşmamızı istediğini, küçük büyük demeden bunun da derdine düştüğümüzü göstermemiz lazım herhalde. Bir mutluluk içerisinde beğenerek, arzu ederek, sanki alıyormuş gibi vererek belki. Bunlara aslında, da dikkat etmek lazım herhalde. Şimdi aslında vermenin çok büyük mutluluğu var. Yani çok büyük bir şey var. Zevki var. O zevki insanlar tatsa o yeter. Şimdi ahlak felsefesinde egoist felsefe var. Egoist felsefeye göre insanlar her şeyi kendileri için yaparlar. Sonunda da ahlaklı olurlar. Bunu savunan bir filozof bir gün bir yoksula bir para veriyor ve onu görüyorlar. Ha, yakaladık diyor. Şimdi bu her şeyi egoist, kendisi için yapar diyordu. Şimdi parayı verdi. Ne faydası var? Diyor ki evet, faydası var. Ben ona verdim, onun yüzü güldü. Ben onun yüzünü güldüğünü görünce benim de güldüm diyor. Yani bunun böyle bir şeyi var. Fakat hocam, İslam dini öyle bir din ki, öyle bir nizam ki, vermeyi, yardımlaşmayı insanların, kişilerin vicdanına bırakmamış. Şimdi fıtratı bozulmamış insan bir yoksulu görünce, bir engelliyi görünce ister istemez içi sızlıyor. Acıma duyguları gelişiyor. Şefkat duygusu. Şefkat duyguları gelişiyor. Bu hangi dinden olursa olsun, yani veya hiçbir dine yamasa bile onlar da yine bunu yaşıyor. Ama İslam dini böyle bırakmamış. Yani sen fakiri gör de acı da yardım et dememiş. Peki evet, ne yapmış? Hakkun lissailine. Yani isteyenlerin hakkı.
Evet. Yani zekat bir hak. Şimdi siz zekat vermekle ekstradan bir şey yapmış olmuyorsunuz aslında. Hak yani, sahibinin hakkını iade hakkını, ediyorsunuz. Evet, yani. Evet. Yani o yüzden de çok affedersiniz. Evet. Hani bazen soru olarak da soruluyor hukuki olarak. Yani zekat olduğunu söyleyelim mi? Yani bu benim zekatım diyelim mi? Elbette deyin. Yani bu benim zekatım demek. Bu senin hakkın demektir. Bir insan borcunu verirken onun bunu senden almıştım tekrar iade ediyorum demez mi? Yani dolayısıyla zekat olduğunu söylemek lazım. Zekat olduğunu söylemek demek bu senin hakkın demektir. Minnet altında bırakan bir şey yoksa zaten işin ruhundan uzaklaşılmış olur. Ha, söylemeyebilirsiniz de yani mecburiyetinde değilsiniz ama tavsiye edilen farz ibadetleri açıktan yapmak. Evet. Çünkü şimdi bir adam hiç camiye gelmiyor. Ya acaba bu adam namaz kılıyor mu, kılmıyor mu falan diye şey yapılabilir. Hiç zekat verdiği görülmemiş. Suizanla fitneye sebep yapabilir. Olmasın değil mi? Özellikle farzları açıktan yapmak teşvik edilmiş. Farzlarda riya olmaz çünkü Allah'ın emri. Evet. Aynen zekatı da böyle açıktan vermeye. Ama bunun dışında gizli sadakayı ne kadar çok yapabilirsek yapabiliriz. O da teşvik edilmiştir. Ama zekat veren kişi şunu bilsin ki çok ekstradan bir şey yapmıyor. Evet, malının kırkta birini yani şey zaten zekatta bir temizleme şeyi de var. Anlamı da var. Bunu hiçbir zaman şeyden çıkarmayalım. Ama biraz önce söylediklerimizi vurgulayalım. Sadaka sadece malla olmaz. Emri bil maruf nehyen münker yaparak da sadaka verilir. Güler yüz göstererek de sadaka verilir. Selamlaşarak da sadaka verilir. Selamlaşmak çok önemli. Bazen gerçekten toplumda selamlaşmayı bile unuttuk. Apartmanda yani iki insan bir araya gelmemeye çalışıyor. Aman gelmeyeyim diye. Halbuki Karşılaşmayayım diye. Halbuki karşılaşsa nasıl selamlaşacaksa selamun aleyküm diyecekse selamun aleyküm, merhaba diyecekse merhaba, günaydın diyecekse günaydın desin ama iyi günler desin. Bir canlılık olsun yani. İletişim olsun, bir akış olsun. İletişim olsun gerçekten. Şimdi bazen o kadar aşırı gidiyoruz ki hiç yani suratımız yok. Ben diyorum ki yani o belediye otobüsüne bindiğimiz zaman da en azından sesli veya sessiz bir güler yüzle kafamızı sallayalım, selamlayalım. Efendim bakkala gidiyoruz. Gidip bir ekmek verir misin demek var. Selamun aleyküm, hayırlı işler, bir ekmek verir misin? Demek çok da buyurun, var. Allah bereket versin derse. Karşılıklı bir dualaşmaya da vesile oluyor. Tabii, tabii. Yani bir fark olsun. Selamlaşmak da çok önemli ama ben biraz olayı şey canlandırma da yaparak şöyle diyorum. Şimdi adam arabasına biniyor. Ondan sonra hemen acı bir fren bir insan görmüş hemen duruyor. Soruyor işte. Hacı bayrama nasıl gidilir? Ben olsam bana ne nasıl gidersen git. halbuki makul olan, güzel olan nedir? Bir selam vermek. Hacı bayrama nasıl gidebilirim? Demek çok farklıdır. Göreceğiniz muamele de aslında sizin gösterdiğiniz davranışla eşdeğer. Yani nasıl muamele görmek istiyorsunuz öyle davranmak lazım. Yani, ondan farklı bir şey beklememek tabii, lazım. Birisi size somuttuğu zaman ister istemez siz de Allah Allah ne oldu falan diye. Yani hocam, selamlaşmak çok önemlidir. Evet. Bununla ilgili çok hadis-i şerifler var. Selamlaşmayla belki devam edelim. Evet. Ondan sonra da zaten bir bölümümüz daha olacak kısa da olsa. Arkadaşlar işaret ediyorlar. Bir ara vereceğiz. Ankara'nın iftar vakti yaklaşıyor. Arkasından Kur'an tilaveti çünkü dinleyeceğiz aradan sonra. Sonrasında zaten yeniden buradayız. Evet, Mehmet Zeki Aydın hocamla birlikteyiz. Özellikle aile içi iletişim üzerinde durduk. Programımızın başından beri farklı boyutlarıyla da olsa tavsiyelerde bulunduk. Bazı şeylerin altını çizdik. Ara vermeden önce de selamla ilgili hususu konuşuyorduk. İsterseniz o yarım kalmasın. Oradan devam edelim. Ve artık biraz da toparlama kısmına geçeceğiz. İnşallah. İstanbul'un iftar vaktiyle bitireceğiz. Selam üzerinde Peygamberimiz çok duruyor. Selamın aslında Türkçe tam karşılığı barış, selamet anlamına geliyor. İslam da oradan geliyor aslında. Selamla ilgili Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz.
birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi diye soruyor. Söyle ya Resulullah deyince aranızda selamı yayınız buyuruyor. Evet. Selamı yayınız. Selamlaşmak o kadar önemli ki sahabe diyelim ki ikisi yan yana giderken araya bir ağaç girse bile tekrar bir araya geldiği zaman bile selamlar şurlar. Bu kadar önemsiyor yani. Şimdi selamlaşmak aynı yani selamun aleyküm'e aynıyla cevap vermek lazım. Selamlaşmak bir barış ve güvenlik ve Müslümanlığın alametidir. Ama karşımızdaki selamun aleyküm'den rahatsız oluyorsa onun anladığı dilde de selamlaşabiliriz. Yani merhaba diyebiliriz, günaydın diyebiliriz. Ama tercih edeceğimiz selam tabii ki Kur'an'da da geçen selamun aleyküm veya selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü de fazlasıyla cevap, fazlasıyla cevap verebiliriz. Şimdi burada mesela çocukları atlamamalıyız. Çocukları da Peygamberimiz adam yerine koyuyor, onlara selam veriyordu. Dolayısıyla selam çocuklara da verelim. Bir de şu hususu vurgulamak istiyorum. Son yıllarda maalesef çok yabancı film seyrede seyrede biz de onlara benzemeye başladık. Ve iki kişi birinden ayrılırken en son cümlesi ne oluyor hocam? Ne yazık ki kendine iyi bakma. Kendine iyi bak oluyor. Evet kendine iyi bak sözü aslında kötü bir söz değil ama son cümlemiz olarak söylendiği zaman ben rahatsız oluyorum ondan. Eskiler hoşça bak zatına derlermiş. Yani kendine iyi bak tabii kötü yok ama selamun aleyküm, Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet ol, Allah yolunu açık etsini yok etti. Yok etti. Bu bir dünyevileşme, sekülerleşmenin alameti. Onun için biz telefon konuşmamıza başlarken de selamun aleyküm diyeceğiz. Efendim telefonumuzu bitirirken de ya selam vererek bitireceğiz ya da Allah'a emanet ol gibi bir duayla bitireceğiz. Yine eve girdiğimiz zaman selamlaşmayı açıklayan ayet var. Evlere girdiğiniz zaman selam verin diye. Mutlaka aile halkımıza selam vereceğiz. Telefonla da olsa aynı şekilde. Hatta belki mektupla şimdi yeni elektronik postalarla da yine selamlaşacağız ve mutlaka alacağız. Bu selamlaşmak çok önemli bir şey. Bir giriş vesilesi yapıyor. İnsanlar için vesile oluyor. Bir de yani selam almaya ve vermeye şey olsun, nasıl diyelim, cesaret verelim karşımızdaki insanlara. Şimdi ilk adımı biz atalım yani. Evet. Yani biz çeşitli yerlerde yaşadık maalesef. Şimdi anmak istemiyorum. Selam vermekten kaçanlardı veya günaydın dediğimiz zaman cevap vermeyen insanlar olurdu. Bu yani doğal gayri medeni bir davranış değil. Müslümanlar kendi arasında veya normal sıradan insanlarla bile mutlaka selamlaşalım ve ailemiz içinde de bu selamı yayalım. Çok affedersiniz. Şimdi böyle söyleyince aklıma evet, geldi. Merhum Ali Ulvi Kurucu. Evet. Onu bir anma programı yaparken kızıyla Sare Hanım'la babasını anlatmasını istemiştik. Ondan güzel hatıralar anlatmıştı. Medine'de vefat etti alimimiz Ali Ulvi Kurucu. Bir gün nerede? Amerika'da zannediyorum beraber giderlerken, evet, yolda giderlerken hani tanıdığınıza tanımadığınıza selam verin diye bir hadis var ya. Tabii. Bu herhalde hani Müslümanlar için ön planda öyle anlaşılır ama yani Sare Hanım babasının böyle yolda gördüğü Amerikalı insanlara böyle vücut diliyle selam verdiğini işte kızının da ne yaptığını sorunca işte ben hani onlara iyi niyetimi ortaya koyuyorum. İnşallah ileride İslam'da da şereflenirler diye dua ediyorum manasında. Böyle gayrimüslim insanlara yolda giderken bir Müslüman haliyle yani konuşsa anlamayacak zaten o haliyle selam verdi ve karşı taraftan da bir sıcaklık mukabelesinde bulunduğunu ifade etmişti. Onu unutmuyorum. Evet yani selama çok önem verelim. Girerken çıkarken bir yerde sokakta efendim belediye otobüsünde dolmuşta
veya tesadüfen karşılaştığımız insanlara bile güleriz, evet, gösteririz. Bir dakikamız varmış bu arada. Metroda vesairede bu bizim hem kendimizi etkiliyor hem karşı tarafa olumlu mesaj veriyor. Evet. Ve güler yüz sadakadır dedik. Dolayısıyla sadaka kazanmamızı da sağlıyor. Peygamberimizi hatırlayalım. Peygamberimiz, evet, tekrar toplayalım dediniz ya, bağıran, çağıran, ağzı köpüren, eli sopalı bir insan değildi. Güler yüzlü, merhametli, şefkatli, kimsenin gönlünü kırmayan, yanında yetişen Enes'in tabiriyle niye bunu böyle yaptım diye demeyen, azarlamayan, ezmeyen, azarlamayan, evet, alemler rahmet peygamberiydi. Biz de onun ümmeti olarak, onun izinden giderek güler yüzlü, merhametli, şefkatli insanlar olalım. İnşallah. Allah razı olsun. Bu temenniler, bu dualarla biz de tamamlamış olalım. Tekrar Ramazan'ınızı tebrik ediyoruz. Çalışmalarınızda muvaffakiyetler diliyoruz. Ben de tüm seyircilerimizin, evet, efendim, oruçlarının kabul olması için dua ediyoruz. Allah nice nice Ramazanlara, nice nice iftarlara, sevdiklerimizle birlikte inşallah ulaştırsın. Sevgili dostlar,